Merhabalar değerli konuklar. Tagyat Tarım Sohbetleri'nde bu akşam tarım danışmanları ile birlikteyiz. İsmail Uğral Dernek Başkanımız bizle birlikte. Çok kıymetli Orhan Özçatalbaş hocamız bizimle birlikte olacak. Ve Türkiye'nin Tarım Danışmanları Derneği var. O dernekteki farklı bölgelerin il temsilcileriyle tarım danışmanlığı sistemini konuşacağız. Sistem nasıl çalışır? Ne gibi problemleri vardır, ne gibi faydaları vardır özellikle çiftçiler için, bunu sizlerle paylaşacağız. Instagram'dan canlı yayındayız. Aynı zamanda bugün itibariyle YouTube'dan da canlı yayına başladık. Tagyat TV'den takip edebilir izleyicilerimiz. Biz zaten orada eski programları koyuyorduk ve oradan izleyebiliyordunuz ama şimdi artık canlı olarak da Tagyat TV üzerinden bu yayınlarımızı izleyebileceksiniz. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizde genelde söz büyüğün oluyor. O sebeple İsmail Ural'la başlamak istiyorum. Buyurun İsmail abi. Evet, herkese tekrar iyi akşamlar. Sevgili Mehmet Efe kardeşimiz tarım danışmanlığının anlam ve önemine çok kısaca değindi tabii. Geniş bir konu. Burada Türkiye'nin önemli bölgelerinin temsilcileri var. Ben sözü uzatmayacağım. Ben de sözü Mehmet Efe olmazsa Orhan Özçatalbaş hocama bırakmak istiyorum. Tabii. Çünkü biliyorsun biz herhalde pek konuşmuyoruz. Konuklarımız konuşsun, kendilerini ifade etsin istiyoruz. O yüzden sevgili hocam şu anda Antalya'da. Evet. Arkasındaki manzara da Antalya dağlarını gösteriyor malum. O zaman hocam ben öğrencisi olduğum için hemen alıp sözü oradan başlayayım. Hocamdan ders alma şansım oldu. Hocam tarım danışmanlığı sistemi gerçekten gerekli ve önemli olduğu ile ilgili sizin de çok yoğun çabalarınız vardı. Sistem ne zaman başladı? Biraz tarihçesinden ve öneminden bahsederek diğer arkadaşlara da söz verelim. Buyurun hocam. Uygundur. Öncelikle saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten Türkiye tarımının alandaki, sahadaki temel unsurlarını, temel ilişkilerini, çiftçiye dokunan, çiftçiyle sürekli birlikte olan, çiftçiye her an yardımda bulunmak üzere kendisini adeta bir acil servis gibi hisseden bir önemli grubumuz var. Bu grup kolay oluşmadı. Onu çok net olarak söyleyebiliriz. Ben esasen 2004 yılına kadar indirgiyorum tarihçesini. Çünkü 2004 yılında ikinci Tarım Şurası gerçekleştirilmişti. İkinci Tarım Şurası'nda Sami Güçlü Bey bakandı. Ve ben de hasbelkader yine geçtiğimiz yıl yapılan üçüncü Tarım Şurası'nın yine aynı komisyonunu yönetiyordum. O zaman yardımcı doçenttim. Bakan Bey'in ilk oturumlarda özellikle bizim yanımıza gelip şöyle bir soru yönelttiğini hatırlıyorum. Sizin masanız nerede? Yani çiftçi eğitim, yayın, ARGE ve bilişim teknolojileriyle ilgili masamızın konusu, komisyonun konusu. Biz de o anda şunu söyledik. Yani komisyon olarak toplandık, konuşmuştuk. Evet, tarımsal üretim faaliyeti bir bütünlük arz ediyor. Organik materyallerle çalışıyoruz. Bir sanayi sektöründe olduğu gibi üretim faktörlerinin her birisini artırdığımızda sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla bir azalan verimler yasası var, ona bağlıyız. Daha doğrusu sektör onunla ilişkili. Ve burada bu girdiler dışında, ilaç, gübre, mekanizasyon vesaire gibi girdiler dışında bir de bilgi kavramı var. Bilgi de esasen bir girdidir. Dolayısıyla bu desteklenmelidir diye bir söylemde bulunmuştuk. Tabii bununla birlikte 2004 yılındaki Tarım Şurası kararlar içerisinde bu konu geçiyor. Ve sonrasında 2006 yılında biliyorsunuz 8 Eylül 2006'da bir yönetmeliğimiz çıktı. Yönetmelik tabii ki çıktı fakat çıktığı günden yaklaşık bir 6 ay önce, 5-6 ay kadar önce tarım kanunu çıkmıştı. Yani 5488 sayılı kanun ki bu kanun esasen yönetmeliğinde çıkmasını öngörüyordu. Dolayısıyla bir bütünsellik arz ediyor bir süreç ve 2006 tarihinden itibaren hakikaten Tarım Bakanlığı çok ciddi konuya eğildi. Bu kapsamda bir yönetmelikten bahsediyorum çıkarıldı ve bu yönetmelikte
Türkiye'de bir tarım danışmanlığı, aslında danışmanlar ordusu kurulması öngörüldü. Biraz iddialı bir söz olabilir. Ama hakikaten bu bir tarım sektörüne dokunmak, müdahale etmek için temel bir aygıt olarak algılandı. Ve o yıllarda yönetmeliğin de gerektirdiği şekilde tarım danışmanı arkadaşlarımıza eğitimler verilmeye başlandı. Ki o dönemde yanlış hatırlamıyorsam, ben kendim için söylüyorum, 40 çarpı 25 kişilik gruba, yani yaklaşık 1000 kişilik bir arkadaş grubumuzla beraber oldum bir hafta boyunca. Çünkü o dönemde eğitimler vardı biliyorsunuz. Ve bu eğitimler içerisinde Mehmet Efe de vardı, Ankara'dan hatırlıyorum. Evet. Sabah 8 akşam 5 gayet samimi, gayet etkili, efektif çalışmalar yapıldı. Ben onu şuna da benzetiyorum. Uluslararası tabii toplantılara, kurslara katıldı. Özellikle asistanlık yıllarımızda İtalya gibi, bazı başka ülkeler gibi. Buralarda yayınla ilgili, danışmanlıkla ilgili biz de sizler yaşınızdayken eğitimler almıştık. Türkiye için yeniydi esasen. Çünkü diğer sektörlerde çok belirgin eğitim ve mesleki eğitim konuları. Fakat özel sektör ve tarım sektöründe danışmanlık anlamında çok gelişmemişti. En formal olarak yürütülse de bu bir türlü gerçekleşmemişti. Ama onunla birlikte, yani bu süreçle birlikte hakikaten bir aslında tarım danışmanları ordusu kuruldu diyebiliriz. Ve bu epeyce tabii sorunlu dönemlerden de geçti. Onu da net olarak söylemek lazım. Ama dünyanın pek çok yerinde bu sistem vardı. Yani tek tip bir anlayıştan ziyade çoklu yayın dediğimiz özel sektörün, kamunun, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerinin doğal olarak içinde yer aldığı bir organizasyon. Hatta üniversitenin içinde yer aldığı Amerika gibi, Macaristan gibi ülkelerde de örneklerimiz vardı. Dolayısıyla süreç bizi esasen birikimlerle birlikte buraya getirdi ve büyüttü. Bunun içerisinde Tarım Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu inisiyatif önemli idi doğal olarak, ama onun ötesinde hakikaten bu sektörde yer almak isteyen genç ve dinamik arkadaşlarımız vardı. Bunlar süreci içerisinde çok yoğun çalıştılar. 2004'te biliyorsunuz bir de Köymer projesi vardı. Bin köye bin gönüllü diye ifade edilen. O da aslında bunun altyapısını oluşturmaya öngörmüştü. Ama sonra 2007'de Targel'e dönüştü. Targel daha sonra biliyorsunuz birkaç yıl önce yaklaşık 8 bin ziraat mühendisinin Tarım Bakanlığı'na geçmesiyle birlikte kamuya ait bir unsur haline dönüştürüyor. Dolayısıyla şu anda özel sektör, tarım danışmanlığı, ziraat mühendisliği, veteriner hekimliği ve tarımla ilgili diğer meslek gruplarını kapsayan temel grup sizlersiniz. Yani sizlerin temsil ettiği organizasyon. Dolayısıyla bu organizasyonun her halükarda bu akış içerisinde, tarihsel akış içerisinde geldiğimiz noktada ki 14 yıl olmuş, yani 14 yıl içerisinde geldiğimiz nokta küçümsenemeyecek bir nokta. Zannediyorum sorularınızda farklı konuları da açacağız. İsterseniz ben buyurunuz. Ben hemen bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi siz 14 yıllık gelişmeleri gayet güzel özetlediniz. Şimdi bir 14 yıla bir genel bakış içinde olursak eksikler, fazlalar, beklentiler nasıl oldu? Beklentiler ne ölçüde gerçekleşti? Gerçekleşmeyenler neler oldu? Zaten hem bunları sizle konuşacağız. Ayrıca bizzat sahada çalışan dostlarımız var. Adıyaman'dan, Mardin'den, Antep'ten ve Urfa'dan. Onlar da sıcağı sıcağına konuyu birebir yaşayan insanlar olarak bizlere aktaracaklar. Aramızda bunun tartışmasını yapacağız. Evet, ben tabii değerli arkadaşlarımızı en azından kentlerini tanıyorum, biliyorum. Şehirlerinde bulundum. Oradaki arkadaşlarımızın da her birisini hakikaten 14 yıl öncesini de dikkat alarak söylüyorum. Ne kadar tarımı sevdiklerini, ülkesini, ülkelerini sevdiklerini farkındayım. Ve çiftçiye hizmet vermek amacıyla da sürecin içerisinde aktör olmayı istediklerinin de farkındayım. Tabii bunu farklı şekilde inşa etmemiz söz konusuydu. Yani bugün geldiğimiz noktanın beklediğimiz ölçüde tarım danışmanlığını profesyonel bir hizmet haline dönüştürmek yönündeki bir beklentimizi karşılamadığını söyleyebiliriz.
Zaten tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik diye ifade edilen söz konusu yönetmelik, yayının özelleştirilmesini içeriyordu ve çiftçinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi zamanında ve yeterli miktarda ulaştırmayı öngörüyordu. Dolayısıyla bu çerçevede başlangıçta ortaya çıkan o eğitim sürecinin efendim bir kenara bırakılarak sadece sınavlarla sürecin yürütülmesi, belki belgeyi elde etmek isteyenler için, sadece onu elde etmek isteyenler için belki kolaylık oldu ama uzun vadede baktığımızda aslında o misyonun tam olarak o süreçten sonraki arkadaşlarımızda yerleşmediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda şunu netleştirmiş olalım. Yani biz bugün 14 yıl içerisinde geldiğimiz nokta önemli bir nokta ama çok daha iyi bir noktada olabilirdik şeklinde ifade etmek zannediyorum uygun olur. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ben Yasemin Hanım'la devam etmek istiyorum. Yasemin Hanım, siz bir tarım danışmanısınız. Evet. Bence tarım danışmanı kimdir? Ne yapar? Bize buradan bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Kendi deneyimlerinizden de bahsederek bize anlatır mısınız? Öncelikle hocalarıma ve bizi izleyen şu an tarım danışmanı arkadaşlarımıza ve çiftçilerimize selam gönderiyorum Gaziantep'ten. İsmim Yasemin, Yavuz Ali Ziraat Odası'nda görev yapmaktayım. Yaklaşık 5 yıldır tarım danışmanlığı yapıyorum. Görevimi de severek yapıyorum. Hı-hı. Yani şu an için bana söyleseler ki başka bir görev yapmak ister misin? Kesinlikle kabul etmem çünkü çok alıştım ben. Evet. Az önce de hocamızın dediği gibi ilk yardım acil, yani gerçekten kendimi iyilik seven bir vatandaş profiline soktum ve çok mutluyum bu konuda. Tarım danışmanı kimdir derseniz de sahada bilgi birikimini sürekli harmanlayıp çiftçiye sunan kişiye tarım danışmanı denir. Tarım danışmanı sahada ne yapar? Bilindiği gibi sofradan, tarladan sofraya gelen gıda ürünlerimizin güvenliğini sağlar. Aynı zamanda çiftçilerimizle teknolojik gelişimi buluşturur. Her zaman aktif bir şekilde çiftçinin yanında bulunur. Çiftçilerimize teorik bilgileri verir sahada. Aynı zamanda çiftçiyi eğitimle buluşturur, toplantılarda buluşturur, demonstrasyonlar yapar. Çiftçinin her türlü eksik konularda yanında bulunan kişi tarım danışmanı denilir ve görevi de bunlardır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben bundan sonraki cümlelerin devamını Esra Hanım'dan bekliyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii. Biz kadınlara öncelik veririz ama hocamız olduğu için önce hocamızdan başladık. Kusura bakmayın. Tamam. Esra Hanım, tamam. Siz neler yaparsınız tarım danışmanı olarak? Tarım danışmanı kimdir, neler yapıyor? Deneyimlerinizi anlatırsanız bizim için çok daha yararlı olacaktır. Buyurun. Mehmet Bey, öncelikle şu an ekran başında bulunan tüm izleyicilere ve sizlere bu güzel programın oluşturulmasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum herkese. Tarım danışmanı, zaten biz tarım danışmanı olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan insanlarız. Ben bu anlamda sadece bir günümü anlatmak istiyorum. Yani bir tarım danışmanının bir günü. O bir gün içerisinde neler yapar ki bu sadece benim yaptığım değil. Eminim ki tüm arkadaşlarımızın da yaptığı işler bunlar. Şimdi biz bu Harran Üniversitesi'nden bu yıl stajyer arkadaşımız bizde başladı. Stajını gerçekleştirmek için tarım ekonomisi 3. sınıf öğrencisi Büşra arkadaşımız. İnşallah çok iyi bir mühendis adayı kendisi. Biz arkadaşımızla sabah 8 buluştuk. Aracımızın yakıtını fulladık. Ve Şanlıurfa'dan Bozova ilçemize, Koçhisar mahallemize üreticim İsmet Ceylan'a ulaştık. İsmet Ceylan'ın sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu yıl aşırı yağış ve doludan kaynaklı sıkıntıları vardı benim üreticimin. Tersim Tarım Sigortası'na yönlendirmek için bilgi ve fikirlerimizi paylaştırdık ve yönlendirme gerçekleştirdik. Oradan hareket ettik. Bozova Krallı mahallesinde üreticim Hasan İlbay ve Hanım İlbay için
Hasan İlbay'ı telefonla bahçeye yönlendirme yaptık ve Hanım İlbay'ı kendi aracımla alarak bahçeye geçtik. Önce Hanım İlbay'ın bahçe kontrollerini gerçekleştirdim ve bağ alanında külleme, yoğun küllemeyle karşılaştık ve bu konudaki bilgilerimizi aktardık. Daha sonrasında Hasan İlbay'ın bahçesine geçtik. Hasan İlbay'ın bahçesinde de Antep fıstığında kara zenk ve bağda küllemeyle salkım güvesi mücadelesi için bilgi ve öneride bulunduk. Üreticim Hanım İlbay'ın aracı olmadığı için zaten ben kendisini kendi evinden alıp getirmiştim bahçeye. Tekrardan geri götürdüm, kendi evine bıraktım. Oradan tekrar hareket ederek Bozova'ya Deliller'e geldim. Deliller Mahallesi'nde üreticim Faik Çemberlitaş'a. Orada da Faik amcamızın sıkıntılarını, taleplerini dinleyip önerilerde bulunduk. Oradan hareketle Bozova Uzunburç'a geldim. Uzunburç'ta da üreticim yaşlı, 65 yaş üstü üretici olduğu için bu nedenle onları evde bıraktık. Biz sadece sıkıntılarını, taleplerini dinledim. Büşra arkadaşımızla, stajyerimizle birlikte biz araziye çıktık üreticimin bahçesine. Burada da gördüğümüz olumsuzlukları telefonla iletişime geçerek üreticime aktardım. Sonrasında Bozova Yaylak geldik mahallesine ve saat 3.30'tu. Bir mola verip yemek yedik ve oradan hareket ettik. Tekrar Bozova Kabacık'a geldim. Benim çok dağınık üreticilerim. Bozova Kabacık'ta 3 üreticim var. Sadece ikisine ulaşabildim. Bunlar Mustafa Duymaz ve Mehmet Almaz. Bunların bahçe kontrollerini gerçekleştirdim. Fakat bir üreticime orada ulaşamadım. O gün yoktu orada ve telefonla iletişime geçtim. Ona da gereken bilgi, fikir, tecrübelerimizi aktardıktan sonra hareket ettik ve ben Şanlıurfa Karaköprü ilçesine 7 çeyrek itibariyle giriş yaptım. Büşra arkadaşımı eve bıraktım ve saat 8'e geliyordu, kendi evime geldim. Yemeğimi yaptım, çocuklarımla zaman geçirdim ve bir gün sonra merak ettim çünkü stajyer arkadaşımızın ilk günüydü. Hani nasıl geçtiğini merak ettim onun için. Aradığımda abla Allah yardımcınız olsun dedi bana. Ben dün akşam yemeği bile yiyemedim. Ölü gibi uyumuşum dedi bana. Bayağı bir güldük. Biz şimdi buna zaten alıştınız artık bu performansa, bu yoğunluğa. Hakikaten ben artık bu saatten sonra evde oturunca ben kendimi hasta gibi hissediyorum. Tüm tarım danışmanı arkadaşlarım da böyle. Ha, bu durumdan şikayetçi, sıkıntılı değiliz. Üreticide yaşanan farkındalıklar bize geri dönünce ben bu konuda inanın ne yorgunluk ne ya da farklı bir şey, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ama ortada çok büyük bir emek var, zahmet var, gayret var. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bizlerin gerçekten desteklenmesi gerekiyor her konuda. Sağ olsun bakanlık destekliyor mu? Evet destekliyor. Ama işte bu destek miktarının arttırılması, ayrıca yani şu an örneğin geçen yıl bakanlık burada bir çalıştay düzenlediler. Bakanlık ve personeli yanımızda ve bütün sıkıntılarımızın şu an farkında, bilincinde, hepsini biliyorlar zaten. Ki ben gerçekten duyarsız kalmayacakları inancındayım, destek verecekleri inancındayım. Tarım danışmanlık sisteminin yani çok çok daha işte 14 yılından bahsetti hocamız bize. 14 yılda gerçekten çok büyük mesafeler de kat ettik. Bu da bir gerçek. Hani hep olumsuzluk olarak gitmeyelim. Çok çok daha iyi olacağı da kanaatindeyim. Evet, daha göğü konuşacağız. hepsini içine dökme, bütün içine dökmerek var zamanımız. Mutlu kardeşim, hoş geldin tekrar. Sen Adıyaman'da neler yapıyorsun? Hangi konuda faaliyet gösteriyorsun ve tarım danışmanlığı sistemi sizin orada nasıl çalışıyor? Biraz bahseder misin? Hocam öncelikle bütün seyircilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu arada hemen bir es vereyim. O kadar çok katılım var ki herkes çok teşekkür ediyor. GAP bölgesinde tarım danışmanlığının çok iyi çalıştığına dair herkes hemfikir. Gelen mesajlardan bunu anlıyorum. Buyur Mutlu Bey. Hocam öncelikle ben Adıyaman'da ilk aktif tarım danışmanı olarak faaliyet görevi yürüttüm 2010'dan beri. 3 yıl kendi özel serbest tarım danışmanı olarak yaptım. 2013'te de Kağıt Hazine Odası'na göreve başladım. O 10 yıl dolu dolu hem çiftçi hem bizim açımızda
çok güzel bir şekilde sürdürüp ve devam ediyorum. Öncelikle bize büyük bir katkısı olan GAP İdaresi Başkanı'na, bütün personel başkanına çok teşekkür ediyorum. Kağıt Hazire Odası olarak yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda çiftçilerimize uygulama esaslarına uygun olarak yapılması gereken bütün hizmetleri onların sayesinde yaptık. Özellikle bizim Kağıt Hazire Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turan'ından ve onun yapmış olduğu ilk imzalama, protokol imzalaması sayesinden GAP'la protokol yapıp çiftçilerimize teknik geziler düzenledik. Demolar yapıldı, tarla günlerimiz düzeltildi. Farklı ürünleri çiftçilerimize tanıttık ve farklı kuru tarım ve sulu tarımın dışında bahçeciliğe yönlendirdik. Şu an Adıyaman'da badem diyarı olarak anılan Adıyaman'da 70 bin dekar badem bahçesine sahibiz. Ayrıyeten 1000 dönümlük apama ceviz bahçesine sahibiz bununla beraber. Ayrıyeten tarım danışmanlığı yapıyor. Tarım danışmanı kimdir? Güzel bir konuya değindiniz. Çünkü bizim tek amacımız bu akşam bu konuya dile getirip hem yapılan güzel çalışmaları hem de sıkıntılarımızı dile getirmek. Bu imkanı da bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çiftçilerimize artık bir aile olduk. Onlar bizsiz, biz onarsız olamıyoruz. Bir düğün olacaksa beraber yapıyoruz. Bir taziye oluyorsa yine taziyesini, üzüntüsünü beraber yaşıyoruz. Yeni bir şey yapacağı zaman bizden bilgi alıp ona göre hareket ediyorlar. Biz de artık o ailelerden biri olduk. Ve özellikle 2010 yılında bizim için danışmanlık bir çağ atlama dönemi diyebiliriz. Niye diyeceksiniz? Çünkü ondan önce 200 500 TL artırıldı. Bu da cazip gelince, çünkü şu an düşündüğümüz gibi Esra Hocam'ın dediği gibi maliyetler arttı mı, artık hizmetler kısılıyor yani. Bu dönemde de bu fiyat bize uygun olduğundan dolayı çok hizmetlere başvurduk. Ayrıca çiftçinin hesabına yatırılan para, çiftçi kendi isteğiyle o parayı bize veriyordu o zaman. Ta ki 2013 yılında. 2013 yılından sonra Ziraat Odası birlikler de yapmaya başladı. Bunun için Kağıt Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turan'ın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni yanına alarak Kağıt Ziraat Odası'nda tarımsal da yayın ve danışmanlık faaliyetini sürdürmek istediğini söylediler. Biz de beraber bu güzel bir yola beraber yol almaya başladık. Şu an çiftçilerimizden en önemli amacımız çiftçilere az bir girdi, yüksek bir yüksek bir gelir elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Çünkü gitgide gübre, mazot, ilaç fiyatları gitgide arttı. Bunun önlenmesi de tarım danışmanlarına bağlı. Niye diyeceksiniz? Çünkü çiftçilerimiz kendi başına karar veremiyor. Ne zaman ilaç atılacağını bilemiyor. Ne zaman gübre atılacağını bilemiyor. Benim komşum gübre attı, ben de atayım. Benim komşum ilaçlama yaptı, ben de ilaçlama yapayım. Bugün yine yapmış olduğumuz bahçe gezisinden arazisinde kırmızı örümcek olmamasına rağmen komşusu attı ya da bu bölgede attı diye 2-3 defa uygulama, boşu boşuna uygulama yaptı. O da her holderin maliyeti 500'e 1 milyar civarında oluyor. Bu da fazla bir maliyetin bir girdinin sağlandığını gösteriyor. Ama tarım danışmanı olarak biz bunu önüne geçerek milli servetimizin boşu boşa tüketilmesine engel olabiliriz. Ayrıyeten akşam üzeri yine bir çiftçimiz, sözleşme yapmadığımız bir çiftçi karşılaştık. Ya dedi Mutlu Bey, dedi sizinle görüşmem gerekiyordu bir konu konusunda. Dedim buyurun. Dedi ben 20 dekarlık reyhan ekmişim. Bu reyhanı piyasaya nasıl arz edebilirim? Hı hı. Dedim ben de geçenlerde dedim reyhan bir şerbeti var, meyve suyu var. Dedi ben de onu düşündüm, onu ne yapabiliriz gibisinden. Ben de yol gösterdim. Sözleşme yapmadım çiftçi olmasına rağmen. Çünkü bizim için çiftçi olduğumuz sözleşme yapmamıza gerek yok. Elimizde gelen bütün imkanları, bütün şeyleri hepsini yapmaya çalışıyoruz. Dedim ki İpek Yolu Kalkınma Ajansı, bir de GAP İdaresi yılda bir defa proje çağrısına gidiyor. Bu iki kurum üzerinden proje yapıp güzel bir tesis, üretim merkezi yapabiliriz. Dedi olabilir mi? Dedim olabilir. Dedi o zaman nasıl yapalım? Dedim abi siz numaranızı bana verin. Ben de numaranızı kaydedeyim. Gerektiği zaman sizinle irtibata geçip bu güzel çalışmayı bölgemize kazandıralım. Adam çok sevindi. Dedim demek ki danışmanlık bu milli tarım için, Türkiye için olması gereken bir konumdur. Çünkü evet. Biz Tarım Bakanlığı ile çiftçi arasında bir köprüyüz. Orada söylenen bilgileri mutlaka çiftçiye iletmemiz gerekiyor. Çünkü çiftçi bazı konuda çok çok yetersiz. Evet. Biz de o boşluğu doldurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Ama daha güzel şeyler olabileceğini düşünüyoruz. İnşallah diğer sorularda da bu konuyu yine dile getiririm. Çok teşekkürler Mutlu. Burhan kardeşim. Sevgili efendim,
Ben hemen Mutlu Bey'e bir şey sormak istiyorum. Aslında unuttum ben, çok değerli dostumuz, eski TAGEM Genel Müdürü Doktor Nevzat Birişik, şu anda Adıyaman'da hocalık yapıyor biliyorsunuz. Doğrudur hocam. Adıyaman Üniversitesi'nden. Evet, benim iyi dostum, sağ olsun. Fakat unuttum ben haber vermeye. Keşke haber verseydi, bu akşam bizi izleselerdi. Evet. Eğer görme imkanınız olursa, denk gelirseniz selam ve sevgilerimi lütfen iletiniz. Başlamışsın İsmail hocam. Evet. Bir de Adıyaman'da dut üretimi önemli bir yer işgal ediyor diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum acaba? Hocam bir ilçemiz Tut ilçesi var. O bayağı dutla ilgileniyorlar. Hem evet, işletme olarak hem üretim olarak bayağı yaygın. Ama diğer ilçelerde maalesef öyle bir çalışma yok. Markalaşmış yani. Marka olarak satışa sunuluyor. Oraya ile ilgili neler yapılabilir diye de hemen sorun. İpek böcekçiliği olması lazım. Dut varsa ipek böceği de vardır herhalde. Vardır ama işte dediğim gibi Tut ilçesinde bu faaliyetler yürütülüyor. Hem İpek böcekçiliği hem de dut ürünleri üretiminde yapılıyor. Ama farklı ileride, işte farklı ilçelerimizde öyle herhangi bir çalışma yok şu an. Burhan Hocam, size gelelim. Burhan Bulut Bey, o da Mardin temsilcisi Tarım Danışmanları Derneği'nin. Siz neler yapıyorsunuz Mardin'de? Hangi ilçede görevlisiniz? Tarım danışmanı olarak neler yapıyorsunuz üreticiler adına? Hocam merhaba. Öncelikle herkese selamlar. Hocam İsmail Hocam hoş geldiniz. Orhan hocamız hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Esra hocam, Yasemin hocam, Mutlu hocam hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Tüm katılımcılar Mardin'den kucak dolusu selam gönderiyorum. Sağ olun. Ben sadece kendimi tanıtayım hocam. Mardinliyim. Mardin merkeze bağlı bir köydenim. 2012 yılında Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi'nden mezun oldum. Ziraat Mühendisliği Tarım Makineleri bölümünü bitirdim. 2012'de mezun olduğum günden bu yana serbest tarım danışmanlığı yapıyorum. Mardin merkezde, Artuklu ilçemizde merkeze bağlı ilçemizdir. Tarımsal danışmanlık sistemine gelirsek, 2013'ten beri aktif olarak Mardin merkezde tarım danışmanlığı yapıyorum hocam. Yani, sen hangi konularda hizmet veriyorsun peki? Orada hangi ürünler vardır? Sen de bir gününü anlatır mısın? Neler yapılıyor orada? Bir gün nasıl geçiyor? Tabii ha. Mehmet hocam. Hocam şöyle bir şey. Şimdi normal şartlarda tarım makineleri mezunuyum. Ama danışmanlık yaptığım bölüm bizim bölge itibariyle Mezopotamya Ovası'nda buğday, arpa, mercimek, nohut ve ikinci ürün olarak mısır ve pamuk yetişiyor. Bunlar olduğu için hani bunlar için de sadece onlar için değil, hem bahçe için her şey için de tarım makineleri şarttır. Özellikle son zamanlarda anız yangınlarının yakılması, bir sürü hayvanın telef olması, bir sürü ormanımızın yakılması. Yeni ormanlarımız yakıldı. Şu anda anız yangınları için. Yani kısaca bizim bölgemizde, Artuklu ilçemizde, bölgemizde, ovamızda yetişen ürünleri kısaca söyleyeyim size. En yaygın olanları buğday, arpa, mercimek, nohut, mısır ve pamuk. İkinci ürün olarak mısır ve pamuk başta geliyor. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Erhan Bey de bizle birlikte oldu. Biraz geç katıldı ama ona da hoş geldin diyelim. Kusura bakmayın, geç kaldım. Ne demek? Sorunuz varsa alayım, yoksa ben COVID süreciyle ilgili birkaç soru soracağım. Var mı Erhan Bey? Yok sorum. Zaten tarım danışmanı arkadaşlar biliyorsunuz bakanlığın cephedeki en önemli paydaşları. Eğer sizler olmazsınız ilçelerdeki arkadaşlarımız bu kadar rahat çalışamazlar. O yüzden sizler çok değerlisiniz. Ama biz biliyorsunuz TAGYAT olarak biz tarımsal bilginin yayılmasıyla ilgili bir derneğiz. Ve tarımsal bilginin sahada en doğru, en güvenilir ve en iyi şekilde yayılmasında, iletilmesindeki en önemli rol oynayan kişiler sizlersiniz. Allah emeğinizi yağlı etsin. Sadece sizleri tebrik etmek ve yolunuz açık olsun demekten başka diyeceğim hiçbir şey yok. Teşekkürler hocam. Yasemin hocam, özellikle sizinle bölgenizde hangi ürünler var? Onunla ilgili de sizden bilgi alırsak mutlu olacağım aslında. Sizin bir gününüz nasıl geçti? Hem onu öğreneyim, hem de özellikle bu COVID sürecinde
Çiftçilerle diyaloğunuz nasıldı? Bu COVID süreci nasıl atlatıldı üreticiler bazında? Şu anki problemleri var mı, sorunları var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Bizler de bu süreç içerisinde tabii ki üretimi aksatmadan devam eden çiftçilerimizin yanında bulunduk. Onlarla beraber gerekli önlemleri alaraktan araziye çıktık. Yani şu anda aynı şekilde devam etmekteyiz. Tabii onlar 65 yaş üzeri olan çiftçilerimiz var bilindiği gibi. Onların yanında olmaya çalıştık daha çok. Sürekli telefonla gerek evlerine giderekten bu şekilde tarım danışmanlığı birimi olarak bu süreci bu şekilde atlattık ve inşallah da atlatırız. Yavuz Eylül ilçesinde en çok tarımsal üretim hangi alanda yapılıyor Yasemin Hanım? Antep fıstığı hocam. Antep, çok güzel. Evet, Antep fıstığı, buğday, karpuz ürün deseni çok fazla Yavuz Eylül bölgesinde. Bu arada diğer arkadaşlarımız COVID sürecini nasıl atlattılar? Esra Hanım'dan, Mutlu Bey'den söz almak isteyen olsa işaret buyursun. Çünkü COVID süreci ülkemiz adına çok önemli. Biz gıda ile ilgili üretimde çok büyük sıkıntılar yaşamadık ama sonrası için herkes endişeliydi. Biz çiftçilerimizin yanında durarak, üreticilerin yanında durarak, danışmanlar olarak mutlaka katkımız olmuştur. Ama o alanda neler yaşandı, ne gibi sorunlar yaşandı, onlardan da bilgi almak isteriz. Mehmet Hocam, biz Şanlıurfa Tarım Danışmanları olarak COVID sürecinde çiftçi WhatsApp grupları oluşturduk. Bu WhatsApp gruplarından bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Ayrıca görüntülü sohbetler gerçekleştirdik. Bunun dışında toplantılarımızı yine görüntülü bir şekilde üreticilerimize ilettik. Bu süre zarfında normalde bak bizim bahçede 2 ziyarettir ayda, fakat 1'e düşürüldü. Fakat biz yine durmadık, biz yine sahadaydık. Ben 23 Nisan yasaklıydı, bayram yasaklıydı. Ben yine 23 Nisan'da bayramda sahadaydım. Bunlar basına da yansıdı. Sadece ben değil, Şanlıurfa Tarım Danışmanları olarak tüm aktif olarak bütün arkadaşlarımız bu şekilde hareket ettik. Yani üreticimizi bu süreçte yalnız bırakmadık. Bu süreç hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu da basına yansıdı. Bu süreçte Mükerrem arkadaşımız örneğin ilk toplantı yapıp üreticileriyle görüntülü toplantı gerçekleştirildi. Daha sonrasında Turist Ziraat Odamızdan tutun da Viranşehir Ziraat Odası, Halfeti Ziraat Odası, biz serbest tarım danışmanları, yani hepimiz birlik beraberlik içinde aynı yöntem üzerinden hareket ettik. Üreticimiz bu konuda hani sıkıntı yaşamadı bu süreçte. Çünkü sürekli bayramda da, 23 Nisan'da da her gün biz yine yanlarındaydık. Yine git gellerimize de devam ettik. Fakat bu süreçte de sosyal medya ağırlıklı da çalıştık biz. Bu şekilde bir yol izledik biz. Mutlu Hocam, var mı ekleyeceğiniz? Diğer türlü Orhan Hocam'a bir sorum olacak. Buyurun siz önce. Hocam, ben birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu pandemi döneminde olmazsa olmazımız tarımın sürdürülebilmesi için de çiftçimizin arazide devamlı çalışması gerekir. Onlar çalıştığından dolayı da bizim de tarım danışmanı olarak her zaman onların yanında bulunmaya çalıştık. Bulunmamızın dönemleri kritik dönemler, ihtiyacımız olması gerektiği zaman, hastalık, dikim ya da bakım konusunda gerektiği anlarda mutlaka çiftçimize ulaşıp gereken yardımı, tekniği ve desteği vermiş bulmaktayız. Onun dışında teknoloji iyi kullandık. SMS yönünde Esra Hocam'ın dediği gibi WhatsApp üzerinden fotoğraflar gönderilip ya da online görüşmeler sonucunda teşhis, evet, ona göre mücadele ve önlem almaya çalışıldı yani çiftçilerimizle beraber. Orhan Hocam, size özellikle pandemi süreciyle ilgili biz sizinle sohbet ettik ama tarım danışmanlığı açısından bu koronavirüs gibi ya da sadece buna yönelik değil, böyle salgınların, belki bunlar arazide yaşanacak salgınlarda olabilir, olabilirdi, böyle bir şeyle de karşı karşıya kalabilirdik. Geçmişte de zaten özellikle sizin bölgede Serada Tatuta diye domateste bir salgın süreci yaşanmıştı. Bu tür durumlar için tarım danışmanlarının öneminden bahseder misiniz? Yani salgın dönemlerinde hem insan sağlığı açısından hem de bitki sağlığı, hatta hayvan sağlığı açısından tarım danışmanlığının öneminden bahseder misiniz?
Tabii ki memnuniyetle bu COVID-19 süreci esasen tarım sektörünün hakikaten olması gerektiği noktaya taşıdı. Bunu gerçekleştirirken kamu yanında diğer sektörlerin de aslında kamu dışındaki özel sektörün de ve serbest tarım danışmanlığında önemi belirgin olarak ortaya çıktı. Tabii bu dönem içerisinde biz de gene sizlerle webinar üzerinden eğitimler de verdik ama onun ötesinde bilgilendirmeleri çalışmaları da yaptık. Mesela bir yazı kalemi almıştım geçtiğimiz haftalarda. O yazıda bir maddesini sizinle paylaşayım. Bu yazının başlığı da şöyle. Antalya tarımına COVID aşısı diye bir başlığı var. Bu başlığın içerisinde tam anlamıyla metinden okuyorum. Özel girişimci ve özel sektörde çiftçilere tarım danışmanlığı hizmeti veren, kendini kanıtlamış, mesai kavramı olmaksızın çalışacak uzman, tarım danışmanlarından faydalanmak için fırsat doğmuştur. Bunu ben daha önceki yazılarımda da ifade etmiştim ama geçtiğimiz hafta bir röportaj sırasında bunu tekrar ifade etme şansı oldu. Dolayısıyla esasen hakikaten dikkatle süreç takip edilir ve yönetilmeye çalışılırsa özel sektördeki tarım danışmanlarından çok yüksek oranda katkı elde edebiliriz. Yani Türk tarımı bugün ihtiyaç duymuş olduğu bilgi birikimini, beceriyi özel tarım danışmanlarından da yararlanarak sağlayabilir. Kamuda çok yetenekli, çok değerli arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, mezunlarımız, öğrencilerimiz var. Buna şüphe yok. Ama onun ötesinde kendisini alanda kanıtlamış. Bakınız biraz önce her bir arkadaşımızın bir gününü dinledik ve bir gün içerisinde aslında bazı sektörlerle kıyasladığımızda, tarım sektörü diye söylemeyelim, bazı sektörlerle kıyasladığımızda kamuda çalışan belki bir kimsenin 3 günde veya da 1 haftada ürettiği için bir günde üreten arkadaşlarımız var. Evet. Bu gerçeklik. Yani biz objektif verilerle süreci değerlendirmediğimiz ve süreci konumlandırmadığımız takdirde evet bir kesim hakikaten gönülden bu işi yapıyor ve fedakarlıkla yapıyor. Bunu göz ardı etmiş oluyoruz. O bakımdan COVID-19 sürecinde özel tarım danışmanlarının özellikle bunu diğer belirttiğim gibi metinlerde ve konuşmalarında da yer vermiştim. Çok net olarak söylüyorum, özel tarım danışmanlarından yararlanılması gerekiyor. Targel nasıl çalıştı? Targel'e bakalım. Yani Targel sürecindeki ziraat mühendisi, veteriner hekim arkadaşlarımız ve diğer tarımla ilgili meslek grubundaki arkadaşlarımız sürece nasıl dahil oldular? Ama dahil olduktan sonra da bu motivasyonu, bu enerjiyi sürekli kılmak gibi bir zorunluluğumuz var. Yani insanımız, meslektaşlarımız hizmet verme aşkıyla alana gidiyorlar. Bu alanda hakikaten ailesinden feragat ediliyor. Gelir açısından daha düşük gelirlerle sürecin aktörü oluyor ama beklentilerini karşılayacak da bir yaşam standartını bizim onlara sağlamamız gerekiyor. Evet. Yani bu sadece insani olarak değil, mesleki olarak da bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı bir destek tabii ki veriyor. Geçen yıl 46 bin liraydı değil mi Brüt? Öyle hatırlıyorum. Daha önce 35 bin lira civarındaydı ama bunlar yani şimdi biraz konunun derinliğine girmek istiyorum. Mesela Almanya'da ben bu konuyu çalışmıştım 2000'li yılların başında. Özellikle ziraat odalarını çalışmıştım. Yani ziraat odalarının tarım sanayinin işlemini ve fonksiyonlarını görmüştüm. Oradaki temel verilere baktığımızda netice örgütleri, yani ziraat odası, evet benim kendi yasal şeyim var, kanunum var diye ifade ediyor ama şu, kanunda şu yok değil. Yani eğitim vereceksin, üyelerini efendim işte ilgili fondan destekleyeceksin ve devam edeceksin. Ama bizdeki anlayış ne yazık ki öyle söyleyeyim. Hatta şu örneği de vereyim. Avusturya'da ve bir ülke daha var, Macaristan diye hatırlıyorum. Mesela 3 tane ziraat mühendisinin bir tanesini devlet finanse ediyor. Bu demektir ki aslında şu mesajı vermek istiyorum esasen. Yani bu COVID süreci mesleği öne çıkardığı için çok somutlaştırarak söylemek istiyorum. Eğer 46 bin lira veriyorsa kamu, bakanlık, o zaman bir 46 binden daha fazla rakamı da üretici örgütü koyacak. Örgütü karşılamalı. Üretici örgütü koyacak. Yani bunu çok net olarak söylüyorum. Burada bizim üzerinde çalıştığımız konulara genel itibariyle baktığımızda bu gerçeklikten ayrıldığını görüyoruz. Yani bizim
beklentilere karşılayacak şekilde süreci yönetmediğimiz takdirde bu sistemin, özel tarım danışmanlığı sisteminin sürdürülebilirliğini de sağlayamayız. Bakın, gıda güvencesinden bahsediyoruz. Arz güvenliğinden bahsediyoruz. Değil mi? Evet, sonra evet. Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Yani izlenebilirlikten bahsediyoruz. İzlenebilirlikteki temel fonksiyon, temel işlev, işte değerli arkadaşlarımızla, yani COVID-19 her üreticiye bir danışman neredeyse verecek hale getirmiştir esasen. Çok net söylemek gerekirse, evet, şu andaki tanımlamalara göre, işte ört altında farklı, diğer üretim kollarında farklı sayıda üreticiye bakmak söz konusu ama özellikle Antalya'dan konuşuyorum. Antalya'da tarım danışmanlığı, özel tarım danışmanlığı çok eskiden beri var. Özellikle ört altı üretimde 2006'dan önce de vardı. En formal olarak gerçekleştiriliyordu. Ve bir dekar için işte 200 TL gibi rakam ya da işte 300 TL gibi rakamı çiftçi kendisi cebinden karşılıyordu. Demek ki aslında bu finansmanı sadece kamudan beklemek yanlış. Yani kamu tabii ki verebileceğinin en üst düzeyini vermesi lazım. Yani 46 değil de verebiliyorsa 76 vermesi gerekiyor. Orada soru yok ama bunu sadece kamunun desteğiyle yapmamız söz konusu değil. Özel sektörün ve bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlamak için mutlaka üretici örgütlerinin kendi bütçelerinden buraya para aktarması gerekiyor. Ve aslında hani 14 yılda, 16 yılda nereye geldik diye soru sordunuz ya, evet. İşte buradaki anahtar konu budur esasen. Yani söz konusu kuruluşlar, yani ben Şemsi Bayraktar Beyefendi'ye de buradan mesaj vereyim, net olarak söylüyorum. Bu işi farklı ele almak lazım. Yani şu andaki mevcut anlayışla bizim gıda arz güvenliğini sadece kamuda çalışan arkadaşlarımızla gerçekleştirmek gibi bir zaten politikamız yok. Tarım politikamızın içerisinde böyle bir anlayış yok. Tarım kanunu da bunu ifade ediyor. Özel sektörü de istiyor. Dolayısıyla o zaman kanunun gereğini de yerine getirmek üzere bu sürecin içerisine dahil olmuş arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka özel desteklerle desteklenmesi gerekiyor. Bunun sadece Tarım Bakanlığı'ndan da beklenmemesi gerektiğini ifade edeyim. İsterseniz şunu ifade edeyim. Çok da zaman almak istemiyorum ama buyurun. Biraz önceki konuştuğumuz konuyla ilgili, yani tarım danışmanı kimdir diye güzel bir soru sordunuz ya. Evet. Biz tabii ki çok üzerinde durduk, konuştuk, tartıştık uzun zaman içerisinde. Tarım danışmanı yönlendiren kimsedir. Ve yönetmelik aslında kamudaki çalışan yayımcıyla özel danışmanı eşitlemiştir. Yani başlığına bakarsanız söz konusu yönetmeliğin tarım danışmanları ve kamu yayıncısının görevleri ve sorumlulukları diye geçiyor. Bunun içerisinde ciddi konular var. Yani 13 kadar madde hatırlıyorum. Yani sadece teknik destek değil, onun kişisel gelişimini de yapacaksınız. Evet. Hani özel sektörde bulunursanız bunu yapabilirsiniz ama kamuda yaparsanız çok zor. Yani kamuda mesaiye sıkıştırılmış süreçlerle bu işi gerçekleştirmek hakikaten çok zor. O bakımdan tarım danışmanı kimdir diye sorulduğunda benim hep gözüm önüne şu görüntü geliyor. Sizinle hemen paylaşacağım, başaracağım zannediyorum. Bu arada sizinle konuşurken onlar da gerçekleşir. Arada bir gözüm sağa sola kaymışsa. Evet. Şu anda görüyorsunuz zannediyorum değil mi? Evet, arkadan görüyoruz hocam. Evet. Fon olarak onu koydum. Diğer tamam. Türümüz. Bu evet. Mersin'den bizim bir arkadaşımız. Yani bir tarım danışmanı. Tarım danışmanı özel sektörde böyle. Yani bu evet. Bakın üniforması var. Beyaz giymiş. Kitleri var efendim, test ediyor topraktaki işte tansiyometresi vesaire var, bunlarla çalışıyor. Yani teknik bir konudan bahsediyoruz, sıradan bir konudan bahsetmiyoruz. O bakımdan tarım danışmanı dediğimiz zaman zihnimize gelmesi gereken görsel bu. Tabii. Bilimsel verileri alıp alana taşıyan, bunu özümsemiş, çiftçiyi tanıyan, toprağı tanıyan, ekolojisinin farkında olan, önermiş olduğu her şeyin sorumluluğu üzerine alan ve üreticisiyle birlikte belirttiği bir mesai kavramı olmaksızın çalışan kimseyi anlıyoruz. Bu çerçevenin içerisine giren kim varsa bence kamuda ya da diğer sektörlerde birinci sınıf eleman olarak çalışmalıdır diye düşünüyorum. Birinci sınıf efendim personel olarak çalışmalıdır diye düşünüyorum. Bu bakımdan arkadaşlarımızın hakikaten fedakarlıklarını da göz ardı etmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkürler aslında ama biz bir nebze olsun biz de tarım yayıncısı sayılırız değil mi? Yani biz de katkı sağlıyoruz kenarından köşesinden de olsa. En azından buradan izleyen arkadaşlara, izleyen dostlara
faydamız olduğunu düşünüyorum. Tarım yayıncısı olduğumuzu düşünüyorum diye bağlamak isterim. İsterseniz onaylayayım, ondan sonra devam edeyim. Çünkü siz eğitim alan da gruptaydınız. 120 kredi saat ders aldınız. Yani bir yüksek okulda alabileceğiniz kadar ders aldınız neredeyse. Ama şu hakikaten önemli. Yani bakınız, bu işe gönül veren insanların olaya bakışı farklı. Yani o da kimi yerleştiriyor? İşi yerleştiriyor, çiftçiyi yerleştiriyor. Evet. Yani siz bir sektörün yöneticisi olabilirsiniz, bir sektörün içerisinde çalışan olabilirsiniz. Eğer o da işinizi yerleştirmiyorsanız, bu durumda görüntünüz farklı oluyor. Evet. Aslında bizim endüstri devrimini, sanayi devrimini ıskalamamızın bir sonucudur bu diye düşünüyorum. Çünkü yani buhar makinesiyle başlayan süreç, işte şu anda 4.0 tarıma getirdik değil mi? Sanayi 4.0'a getirdik. Evet. Ama bu süreç içerisinde, biz ne yaptık? Toplumun önemli bir bölümü için söylüyorum. Yani sanayi gibi sektörlerde çalışmayanlar için söylüyorum. İşi ve efendim ekonomiyi ne yapamadık? Olayın merkezine koyamadık. Ama burada sizler gibi gönüllü bir grup var. Sağ olun. Bu çok hala, bakın hala canlı ve heyecanlısınız. Bu çok önemli. Bunu çok değerli buluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür hocam. Ben tam bu arada buradan... Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ekonomiyle ilgili olduğu için hemen sana söz vereceğim. Arkadaşlar düşünsünler. Bence bu işin ekonomi kısmı olduğuna göre üreticiye fayda sağladığımızda çok daha fazla başarı sağlayacağız. İlk başta söylediğiniz konuşurken üreticinin girdisini azaltıyor olmak bir fayda, ama pazarlaması, ürünü daha değerli pazarlaması, katma değer üretmesiyle ilgili de neler düşünüyorsunuz onu alacağım İsmail abinin sorusundan sonra. Buyur İsmail abi. Evet. Burada dostlarımızın hepsi ziraat mühendisi mi? Veteriner hekim var mı? Yok. Buyurun. Ziraat mühendisi galiba değil mi efendim? Yok hocam. Tekniker de var. Tekniker de var. Tekniker ama ziraatçı. Evet. Evet. Yani olabilir mi? Ziraat, yani ziraat yetişimi var, ziraat mühendisi var. Anladım. Veteriner hekim yok. Anladım. Evet. Bu arada... Acizane ziraat mühendisi ve teknisyen olmayan ben varım. Yok, siz bizim başımızın tacısınız. Baş ziraat mühendisi ya da Fahri ziraat mühendisi sizi ilan ediyoruz. Olur mu? Bu kadar emeğiniz var. Ben değerli Mehmet Efe'nin sorusunu arkadaşlar cevaplamadan önce hocamın söylediği bir iki nokta yanlış anlaşılmasın diye bir açıklamada bulunmam gerek. Birincisi, Tarım Bakanlığı'nın sahadaki en uç elemanları ilçe müdürlüğündeki arkadaşlarımızdır. Onların evet yayım sorumluluklarının yanı sıra gözleme, denetleme, işte sayım, istatistik gibi başka bir sürü konularla da ilgili faaliyetleri olduğu için yayıma daha az, eğitime daha az zamanları kalmakta. İşte bu açığı da zaten siz değerli arkadaşlarımız kapatıyorsunuz. Bunu birbiriyle mukayese etmek yerine logonun birbirinin parçaları gibi düşünmek çok daha faydalı bir yaklaşım olacaktır. Ben de arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Pandemi sonrasında ayaklarına kadar gidiyorsunuz, hizmet veriyorsunuz ama sosyal medyanın önemi ortaya çıktı. İşte Zoom yaparak, WhatsApp yaparak ya da diğer teknolojik imkanları kullanarak. Acaba çiftçimizin bunları daha geniş, daha iyi kullanması için sizin aklınızdan geçen fikirler var mı? Bunu daha nasıl yaygınlaştırabiliriz diye. Ben de Mehmet Efe'nin sorusunun peşine ikinci bir soruyu sorayım. Buyurun efendim. Evet. Gene Yasemin Hanım'dan başlayalım arzu ederseniz. Burhan Bey konuşmadı galiba. Burhan Hocam'dan başlayalım. Evet Burhan Hocam. Hocam. Pazarlama ile ilgili ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? DİTAP'la ilgili mi hocam? Hem o hem de sadece o değil. Yani... Çok önemli. Çok önemli. Evet. Çok önemli ama sadece orası için değil. Yani onunla ilgili de bilgi almak istiyorum. Ben bilerek soruyu geniş tuttum ki yani demin Mutlu arkadaşımızın söylemiş olduğu bir kalkınma ajansının fonunu kullanarak o üreticinin ürününü değerlendirmesini sağlamak da çok önemli bir katkı. İlla pazarlama o yoldan yapılmak zorunda değil ama oradaki faaliyetleri de öğrenelim. Ne gibi çalışmalar, ne gibi hedeflerimiz var? Buyurun. Hocam şöyle bir şey, şu anda mesela tüm üreticilerimizin soğanları ve patatesleri arazide duruyor ve satılamıyor. Şu anda o durumdayız. Bereketli bir yıl geçirdik bu sene. Çok güzel bir yıl geçirdik, çok bereketli ama şu anda çiftçilerimizin %90'ı soğanı arazide duruyor.
ve satılamadı. Ve şu anda çürümeye bırakılmış durumda. Yani pazarlamanın, ürün pazarlamasının gerçekten bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Bunun da Tarım Bakanımız ve yetkililer tarafından da hani bölgesel olarak değil de her bölgenin tabii ürün desenine göre ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Ama en başta Tarım Bakanımızın bu soruna bir el atmasında fayda görüyorum. Diğer bölgelerdeki arkadaşlarımız da bilgi verirse çok mutlu olurum. Hangi ürünler var, pazarlaması ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor, bakanlığın bu son yapmış olduğu DİTAP'la ilgili ne gibi düşünceleriniz var? Esra Hanım buyurun. Mehmet Bey, şimdi kırsal toplumların kalkınması ekonomiye katkı demek. Geçen yıl ben kendi üreticim Bozova'da demonstrasyon çalışması gerçekleştirdim hastalık ve zararlarla mücadelede. Ürünümüzü üreticim kuru üzüm olarak değerlendirdi ve bayağı bir talep aldık. Biz bir hafta 10 günde o kuru üzümün satışını gerçekleştirdik. Fakat bizim kendi sosyal medya hesaplarımız var. Şanlıurfa Tarım Danışmanları, ayrıca benim serbest tarım danışmanı olduğum için Baha Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri adı altında Instagram hesabımız, Twitter hesabımız. Burada yaptığımız reklamlar sayesinde üreticim daha sonrasında Fransa'dan, ayrıca İstanbul'dan kuru üzüm taleplerinde bulunmuş birçok üretici. Bu bize çok güzel, olumlu sonuçlar olarak döndü. Birçok kurum yetiştiriciliğini sormuş. Ne şekilde yaptınız, nasıl yetiştiricilik yaptınız, hangi ilaçları kullandınız, gübre kullandınız mı diye. Bayağı bir ses getirdi bu. Ben eminim ki üreticim de bilinçlendi ve artık geçen yıl nasıl bir demo çalışması yürüttüysek o şekilde devam edecek ve sürekli bu konuda kendine fayda sağlayacak ekonomik anlamda diye düşünüyorum. DİTAP'ta biz tarım danışmanları olarak yer almak istiyoruz. Üretici ve alıcı arasında köprü vazifesi görmek istiyoruz biz. Fakat bunun için DİTAP'ta bizim kriterimiz belli değil. Yani vasfımız ve kriterimiz belli değil. Üretici kayıt yaptığımızda referans olarak düşmek istiyoruz. Şu an öyle bir konu söz konusu değil programda. Ayrıca çoğu köylerimizde internet yok. İnternet olmadığı için internet kullanıcı, örnek veriyorum, benim üreticilerimin hemen yarısından çoğu yaşlı, 65 yaş üstü. Yani bunun girişlerini biz yapacağız, bu üreticilerin bu işlemin takibini biz yapmak zorundayız. Pazarlamasını biz yapmak zorundayız. Durum böyle olunca hani çok büyük görevler bizlere düşüyor. Zaten birebir üreticinin ayağına giden, birebir iletişime geçen insan, biz tarım danışmanlarıyız ve bu sistemin en büyük ayağı biziz diye düşünüyorum. Bu nedenden dolayı bu sistemin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sonuca ulaşması için bu sistemin içerisinde tarım danışmanlarının muhakkak bulunma şartı gerekli. Çünkü biz bu ürünlerin tanıtımını yapan, satışını gerçekleştiren kişiler olarak göreceğiz. Bunun dışında ayrıca sisteme her bir ürün için aslında baykot numarasının verilmesi gerekli. Diyelim ki hasattan, ekimden hasata kadar bu süreçte yapılan gübreleme, ilaçlama vesaire, bu gibi sisteme bunların aktarılması gerekli. Alıcının da bilmesi gerekli. Hangi şartlarda yetiştirilmiş, hangi zamanda hangi ilaçlama uygulaması gerçekleştirilmiş, sürümünden tutun da yani her şeyin sisteme aktarılmış olması gerekli. Bunun için de ürünlere zaten barkod numarası verilmesi muhakkak şart. Ayrıca şöyle bir şey var, pazarlama ofislerinin açılması gerekli bunun için. Ve bu pazarlama ofislerinde tarım danışmanları arkadaşlarımızın çalışması gerekliliği söz konusu. Eğer bu şekilde ilerlenirse, sistem tekrar bir gözden geçirilirse çok iyi sonuçlara ulaşabileceği düşüncesindeyim ben. Fakat şu anlamda dediğim gibi henüz bir vasıf ve kriterimiz sistemde belli değil. Peki yani, diğer arkadaşlar ne düşünüyor bu konuda? Yani Mutlu Bey'den alabiliriz mesela.
Çünkü bu aslında tam sistemin doğru işlemesine yönelik bir adım gibi. Yani tarım danışmanları üretimi kontrol altında altına almış oluyor ve direkt tüketiciye ulaşıncaya kadarki aşamada da bir takip söz konusu olabilecek. Ne düşünüyorsunuz Mutlu Bey? Mehmet Hocam, bu DİTAP çok güzel bir proje. Şimdi şöyle bir şey var, Esra Hanım'ın dediği gibi de şimdi devlet kurumları olarak bu DİTAP'la ilgilenme fırsatları yok şu an bana göre. Niye diyeceksiniz? Çünkü onlar evrak yoğunluğundan dolayı başını kaldırıp başka bir işle uğraşamıyorlar. Ama biz şu an DİTAP için sahada hazır ve çiftçiyle iç içe hangi ürün nerede ne kadar üretildi, artı ürün üretim aşamasında çiftçimizin yanında bulunup ve üretilen ürünün kalitesi, verimi konusunda etiketlendirilip ve alıcı kişiye sağlıklı ve kaliteli bir ürünün bizim aracımızla olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu olurken de tarım danışmanlığı yapılsın. Tam yapılsın da sadece bu görev verelim, danışmanlık danışman bu işimi yapsın diye. Ama bunu yaparken tarım danışmanı düşündürülmeli, bu sistem içine dahil edilmeli. Dahil edilmesini istediğim zaman da... Ayrıca Mutlu Hocam, pardon çok özür dilerim. Bizim formlarımız var, üretici formlarımız. Form C, form B, form A her neyse. Bunların da sistem üzerinde bunların da görünmesi gerekiyor. Yani bizim bu formlara üretici, giriş yaptığımız üretici sayısını da aktarmamız gerekli. Sistemle ilişkilendirilmesi lazım bu formların diye düşünüyorum ben. Sizin dediğiniz gibi o zaman danışmanlık sistemiyle DİTAP bir uyum aynı sistem üzerine olması lazım. Çünkü form ve formcı çiftçimize yapmış olduğunuz fayda hizmetlerin hepsini kapsamın içerisine alıyor. Evet. Bu doğrultuda zaten o üründen, dikimden üretimine kadar zaten her safhasında yapılan uygulamalar o evraklar içerisinde bulunuyor. Bunlar da DİTAP'la tarım danışmanlık sistemi bir oldu mu daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Bu da Esra Hanım'ın dediği gibi çoğu yaşlı çiftçilerimiz var. Sistemi bilmiyor, nasıl kullanacağını bilmiyor. Çocuğu var yanında olmayabilir ya da satmayabilir ya da satmak istemiyordur. Ama devletin, şimdi şöyle bir şey daha var. Yani kesilen fatura gözünde bulundurup da işte benim depomda bu kadar mal var diye millete söylemek olmaz. Ama bu sistem sayesinde devlet ülkesinde üretilen ürün hakkında tam net bir şekilde bilgi alıp ona göre planlama tüketim olarak yapabilirler. Bence DİTAP eşittir tarım danışmanı. İkisi bir olmasa bu DİTAP sistemi uzun süreli ayrıca Mehmet Hocam pardon, ayrıca bu sistem üzerinde biz tarım danışmanlarının bir rekabet ortamının oluşturulması şartlılığı getirilmesi gerekiyor. Bu rekabet ortamının herkese açık olması gerekiyor. Biz bu konuda diyelim ki derneğin de bunun çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum. Bölgeler arası, iller arası koordinasyonu sağlayabiliriz bu şekilde. Aslında sistem çok güzel bir sistem. Biz tarım danışmanları olarak yeniliklerin takipçisiyiz, yeniliklerin arkasındayız ve üreticilerimize fayda sağlayacak her türlü oluşumun yanında üreticilerimizin yanındayız. Ama bunun için dediğim gibi bizim bu sistemde bir vasfımızın, bir kriterimizin bulunma şartı olması gerekiyor. Tamamdır. Burhan Hocam söz istediniz. Hocam ben bir uyarıda bulunayım ondan sonra. Değerli izleyiciler şu anda Instagram'dan izleyen dostlarımız var. Bayağı da kalabalık ve hepsi size teşekkür ediyor. Çok keyifli burada mesajlar var. Hepsini okuyamıyorum ama çok teşekkürler. Bir telefonumun şu anda şarjı bitiyor. Diğer telefonuma geçeceğim. İzlemeye devam etsinler ki bir 10 saniyelik kesinti olacak. Biz yayına devam edeceğiz. Kaldığımız yerden oradan bağlantı devam edecek. Burhan Hocam siz konuşmaya devam edin. Ben kesilmeden yayını devam ettirmeye çalışacağım. Buyurun. Tabii Mehmet Hocam. İsmail Hocam şu şekilde DİTAP'a dahil edildiğimizde tarım danışmanları olarak DİTAP'a dahil edildiğimizde yani kazanan biz olmayacağız. Tam tersine kazanan Türkiye olacak, kazanan ülke olacak. Onun için biz diyoruz bizi dahil edin. Yoksa bizim için ekstra bir iş yüküdür. Hani Burhan Bey evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ben DİTAP konusunu başından beri izledim. Tabii bir medya mensubu evet, olarak. Hocam. Ve bir hayli de inceledim. Daha yazı yazmadım bu konuda ama yazacağım da. Şimdi kağıt üzerinde
çok iyi niyetlerle hazırlanmış ve kendi içinde tutarlılığı olan bir model gibi gözüküyor. Bakın, gözüküyor dedim. Çünkü evet. Ben henüz uygulamayı görmedim. Ben en azından ben bilmiyorum. Size göre uygulamada başarılı olabilecek mi model? Hocam tabii evet. Uygulama şu şekilde. Şimdi büyük çiftçilerimiz akıllı telefonu kullanmasını bilmeyen çiftçilerimiz var. Evet. Onlara bir çözüm arıyorum. Hani arıyorum derken düşünüyorum. O çiftçilerimize nasıl yardım edebiliriz? Tabii öyle bir dönemdeyiz, öyle bir çağdayız ki o çiftçilerimizin hemen hemen tüm çocukları okumuş durumda. Hani eskiden bu şöyle yapsın, tarlaya baksın, bu hayvana baksın, bu şu yapsın, o durumda değiliz. Hani Türkiye olarak o konumda değiliz. Özellikle de Güneydoğu olarak, Doğu ve Güneydoğu olarak artık okumanın da önemi herkesçe bilinmektedir. Buna bir çözüm olarak çocukları hani telefona çocuklarını ekleyebiliriz. O çocukları her şeyi takip edip onlara iletmesi konusunda. Yani eksiklikler olursa da bu şekilde giderebiliriz. Ben çok güzel bir uygulama diye görüyorum. Hani gerçekten üreticilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle de şunu da belirteyim. Son bölgemizde yaşadığımız sorundan dolayı şunu da belirteyim. Şu anda mesela bir hani bölgemizde çiftçiler için şu anda içecek suyu su bulamıyoruz. Elektriklerimiz kesik. Hani bölgenin özellikle 3 ilçemizde Kızıltepe, Derik ve Artuklu ilçelerimizde 3 ilçemizde elektrik sorunu yaşıyoruz. Tabii otomatikmen su sorunu da yaşıyoruz. Yani neden? Efendim hocam? Neden acaba? Anlayamadım aslında. Hocam işte yani DEDAŞ elektrikleri kesiyor. Yok onun borcu var, yok bunun borcu var. Borcu olsun olmasın. Şu anda Derik, Kızıltepe ve Artuklu ilçemizde 3 ilçemizde elektriklerimiz son 2 aydır elektrikler kesik. Kızıltepe çok önemli bir ilçe çünkü. İşte bunu dile getirdik hocam. Hani her platformda, her sayfada milletvekillerimize, Tarım Bakanımıza, herkese de ilettik. Bu sorunların yanında hani bu ufak bir sorun. İnşallah en kısa sürede hallolur. Yani demek istediğim şu anda soğanlarımız tarlada. Depolama sistemimiz yetersiz. Patatesimiz tarlada, depolama sistemimiz yetersiz. Depolama olsaydı bu soğan ve patateslerimizin ömrünü 2 ay uzatabilirdik. Veya 3 ay uzatabilirdik. Bir defa depolama şartının da getirilmesi gerekiyor. Pazarlama, depolama bu şartların muhakkak getirilmesi gerekli. En başta ve depolama. En evet. Başta depolama hocam. Ve üreticinin, İsmail hocam, üreticinin talebi biz talep oluşturursak olur. Yani benim üreticim ben istersem DİTAP'a kayıt yaptırır. Çünkü üretici tarım danışmanına güveniyor. Aynen. Bu sistemi benim takip edeceğimi biliyor. Bu nedenden dolayı hani güvenip inandığı için çünkü yenilikler hani biz yenilikleri tabii ki üreticilerimize alıştırmak için çaba sarf ediyoruz ama hani bu bana kalmış bir şey hani talep noktasında. Ben üreticime bunu gerçekten garantili, sonuç alınabilecek, faydalı bir yapı olarak gösterdiğinde üreticim gözü kapalı tamam benim işlemimi yap ve bunun takibinin sonuna kadar sen devam et diyecek. Yani bu talep noktasında tarım danışmanlarında yani bu iş. Bu nedenle tarım danışmanları bu sistemin en büyük ayağı. Aynen. Yasemin Hanım, sizden bilgi alalım biraz. Özellikle o bölgede neler yapılıyor diye. Benim bu konuda aslında bulunduğum bölgede organik tarım yapan çiftçilerimiz var. Organik tarım yapan çiftçilerimiz diğer normal tarım yapan çiftçilerimizden bir farkındalık bekliyorlar. Özellikle pazarlama konusunda. Bunun da Esra Hanım dediği gibi DİTAP'ta bir kriterimiz olursa çiftçilerimize bu konuda destekte bulunuruz. Çünkü bu konuda bizi çok muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. Hiçbir şekilde hani ilaç kullanmıyoruz. Organik tarıma hem teşvik ediliyoruz ama ürünümüzün diğer ürünlerden farksız bir şekilde satıldığını ifade ediyorlar. Ben de DİTAP'ta yer almak istediğimizi söylemek istiyorum. Gaziantep Tarım Danışmanları adına. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyurun.
Şimdi siz dediniz ya bu DİTAB nasıl sürdürülebilir? Benim şöyle bir fikrim var. Şimdi devlet şöyle bir şey yaparsa bu DİTAB bence olabilir. O ne sizce? O da şöyle bir şey. Eğer tarımsal ürünler, çiftçinin üretmiş olduğu ürünler sadece DİTAB üzerinden alıcı ve satıcı arasında köprü olursa o olabilir. Ama DİTAB'ın dışında işte ben işte Ahmet'ten alayım Mehmet'e vereyim. Aracılığı ortadan kaldırılacak. Ya alıcı satıcı DİTAB üzerinde buluşturulacak. Hem gerçek ürün alıp satılacak hem de Türkiye kendi ürünü ne kadar olduğunu farkına varacak. Artı hayli işten olmayacak bir sistem olacak bu bence. Yani DİTAB'ın dışında zaten DİTAB sanal ortam olduğunda da sanki farklıymış gibi bir şey oluşturulmuş gibi. Ama normal tarım Facebook üzerinde ya da Instagram, Twitter üzerinde bu tür gruplar var zaten. Sanal ortamda ürün satıp alma. Ama şöyle bir kısıtlama getirdiği zaman da sen çiftçiysen DİTAB üzerinde ürünü satacaksın. Sattığın zaman da karşıdaki kişi senin faturanı da kesmek zorunda. Kestirdiği zaman da zaten devlet onun fark desteğini ya da primi neyse oradan verebilir. Yahut da DİTAB'dan ürün satmadığın zaman ben sana herhangi bir destek veremiyorum. Bunları yaptığında sağlam yasaklama, olur bana göre. Yasaklama çok mümkün değil böyle oluyor olması. Yani ticaret anlamında. Olmasa ama şu yapılabilir. Olmasa sen... Hayır, dediğiniz şu olabilir. Onun üstünden ticaret yapıldığında destekleme oluyor olması çok büyük bir avantaj olabilir ve üretici olabilir. Orhan Hocam sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Biraz önceki aslında konuşmamda ifade etmek istediğim, sizin de sorduğunuz bir konu vardı. Tarım danışmanları ne tür etkide bulunuyor maliyetler vesaire konusunda diye. Şimdi bu ekonomik prensipler çalışıyor. Yani biz belirli bir ürüne ulaşmak için minimum girdi kullanabiliriz ekonomik prensip olarak. Bir de en yüksek verim elde etmek için uygun bileşimi araştırabiliriz. Dolayısıyla bu iki prensibi yerine getirecek temel araç bugün için özellikle alanda tarım danışma olarak görünüyor. Ve Tarım Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bu elektronik pazarla ilişkili süreç esasen Tarım Bakanlığı'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Onun için de üçüncü bir sektör tanımlaması da yapılmıştı öyle hatırlıyorum. Yani üretici var, üretici var, tüketici var, bir de aracı var. Yani arada bir ara sektör var. Bu sektörü kim yani yeniden organize etseniz ve yeniden bir grup oluşturmaya çalışsanız bu ayrı bir iş. Bunun için ayrı bir altyapıya ve maliyete katlanmak durumundasınız. Ama alanda çalışan ve bu konuyu doğrudan üreticiyle ve aynı zamanda tabii uygun kanallar kurulunda tüketiciyle de buluşturacak bir araç olarak ben de şahsen görüyorum. Yani tarım danışmanları burada rol alabilir. İşte burada gene üretici örgütlerine geliyorum. Yani üretici örgütleri genel itibariyle üreticiler hep bundan yakınmıyorlar mı? Yakınmıyor mu çiftçimiz? Yani neden biz az ürün düşük fiyata satıyoruz? Neden işte arada birkaç kat yükseliyor rakam diye? Değil mi? Tüketici de alırken neden pahalı oluyoruz demiyor mu? Tarım politikasının, Tarım Bakanlığı'nın temel unsurunda iki temel konu var. İşte tüketiciyi uygun fiyatla ürünle buluşturmak, üreticiye de efendim makul ve refah yaşam standartını belirli bir düzeye getirecek bir gelir sağlama. İşte evet. Burada regüle edici araç olarak yani piyasayı regüle edecek, piyasa bilgilerini her iki tarafa da aktarabilecek ve inisiyatif alabilecek bir grup olarak tarım danışmanları bence rol alabilir. Ama söylediğimiz gibi yani tarım danışmanlarının bağımsız çalışanları var. Ziraat Odası'na bağlı olarak çalışanlar var. Değil mi? Diğer unsurlara bağlı olarak çalışanlar var. Burada şey var. Yani şunu da netleştirmek lazım. Üretici örgütlenmesi evet var. Yani dünyanın belki en büyük örgütlerinden bir tanesi bizdeki yaklaşık 5 milyon üyesiyle ziraat odaları. Onun dışında kooperatifler var, diğer unsurlar var, birlikler var vesaire var. Ama şimdi biz bunun dışında ne var? İşte önceki adıyla Kalkınma Bakanlığı'na bağlı mesela GAP bölgesinden bahsediyoruz ya. GAP TEYAP değil mi? Hepimiz evet. Biliyoruz o projeyi. Evet. GAP TEYAP projesi kapsamında. O proje ne oldu şu anda? Değişti. Çoğulcu üretici örgütlerine dayalı bir yayın modeli ortaya konuldu. Bu model 9 yılı kapsıyor ve yaklaşık 28 milyon lira bütçeli bir projeydi.
Bunu da yani yazanlardan birisiyim. Onu da net olarak söyleyeyim. Çünkü benim GAP bölgesiyle hakikaten 1988'den beri bağlantım var. O bakımdan Çukurova kökenli olmam itibariyle de. Dolayısıyla şimdi birden fazla efendim servis sunucu olması olumludur, pozitiftir. Ama bunlar içerisindeki ilişkileri de kurmamız gerekiyor. Yani artık bir yönetişim diye bir kavram var. Ve bu kavramın içerisinde mutlaka aynı işi yapan unsurların bir şekilde birlikte olabileceği yapılar kurulması gerekiyor. Yeni iş modellerinin üretilmesi gerekiyor. Bu modeller içerisinde hem bahsetmiş olduğum işte GAP-TEAP projesinin şu andaki yeni versiyonu ve işte ziraat odalarında çalışan işte değerli danışman arkadaşlarımız, özel olarak çalışanlar, kamuda çalışan arkadaşlarımız ve bunların yönetimini gerçekleştirenlerin bir model daha oluşturması gerekiyor. Yani bir şemsiye oluşturması gerekiyor ve bu şemsiye o bölgedeki veya işte ilgili bölgedeki diyelim üreticimizin ve tüketicimizin beklentilerini karşılayacak sonuçlar almaya yardımcı olmalıdır. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Hem sıkıcı olmaması... Şey söyleyebilir miyim? Evet, buyur. Hocam çok güzel yere değindi. İlk konuşmasında da zaten üretici örgütlerine değinmişti. Çok isabetliydi. İkincisinde de çok güzel devam etti. Şimdi şöyle, arkadaşlara da tavsiye niteliğinde aslında. İki tip örgütümüz var biliyorsunuz. Mesleki amaçlı örgütler, işte ziraat odaları gibi. Bir de ekonomik amaçlı örgütler, kooperatiflerimiz gibi. Mesleki amaçlı ziraat odalarının beklentileri, İşte örneğin anızın yakılmaması gibi genel konularla ilgili bilgilendirmelerin çiftçiye ulaştırılması. Kooperatiflerinki ise toplu girdi temini, işte toplu pazarlamanın yapılması, sözleşmede yol gösterici olunması gibi daha parasal, daha doğrudan ekonomiyle, piyasaya yönelik işlerle ilgili. Sizler de bunları piyasada çok iyi yapabildiğinize göre, çiftçiye çok iyi aktarabildiğinize göre, onlardan size teklif gelmesini beklemeden, acaba siz bulunduğunuz bölgedeki kooperatiflerle anlaşarak, ziraat odasına gidip kapısını çalarak, bakın biz size bu hizmetleri veririz, bu hizmetleri vermekle de ilgili işte ücretimiz şu şekilde olur, o tamamıyla ikili yapılacak anlaşmaya bağlı olarak, bu teklifleri belki sizler götürebilirsiniz. Çünkü hocam da en az önce kısmen bahsetti, örneğin kooperatifçiliğin Türkiye'deki en büyük sorunu örgütlenme değil. Örgütlü yapının piyasada etkili olabilmesi. Bunun için de profesyonel yöneticilere, idarecilere ihtiyaçları var. Çiftçimiz de haliyle bunun altından kalkamıyorlar. İşte o çiftçimize, başkanlık yapan, kooperatifte bulunan çiftçimize yol gösterici olacak. Onlara teknik anlamda neler yapması gerektiğini anlatmak. Belki de sizlerin onların kapısını çalıp, gelin biz size teknik danışmanlığımızı yapalım. Size yol gösterelim, kazancınızı ancak bu şekilde arttırın. En büyük ihtiyaçlarını belki sizler karşılayabilirsiniz. Ve buradan da DİTAB'a bağlamak istiyorum. DİTAB'a tek tek çiftçiyi yönlendirmek yerine gittiğiniz bir üretici örgütünün bütün mensuplarının ya da en azından belli sayıda mensubunun giriş çıkışını yapmak, onları takip etmek ve yönlendirmek gibi görevleri de üstlenirsiniz. Bir anda bölgedeki üretici örgütünün şekli, fonksiyonu, hareketliliği, eylemi değişir. Sizin oradaki kritik rolünüzde bir anda tek bir noktada çok kişiye yayılarak daha belirgin hale gelir. Bu da benim size hocamdan aldığım bilgiler doğrultusunda tavsiyem. Sizler neler düşünürsünüz bilemiyorum bu tavsiye hakkında. Evet, görüşü olan varsa yani kooperatifler sizin orada böyle de soralım. Özellikle bulunduğunuz bölgede kooperatiflere nasıl bakılıyor? Üretici kooperatifleri var mı? Yani ürünün pazarlamasında ya da makine kullanımında ya da ürün alımında kooperatiflerin bir fonksiyonu var mı bölgenizde? Kooperatiflere üreticilerin bakışı nasıl? İzninizle ben söylemek istiyorum. Yavuz Ali bölgesinde Tarım Kredi Kooperatifi fıstık hasatında çiftçilerimizden fıstığını alıyor şu an. Yani bu konuda yardımcı oluyor sağ olsunlar. Onun dışında da zaten en büyük üretim fıstık üzerinde olduğu için fıstığı alıyorlar çiftçilerimiz. Pazarlamada. Yani, bir yerde var mı? Evet, karşılanmış oluyor mu? Yani üreticinin fıstık arzı talebi yeterince karşı veya tersi düşünelim. Tarım kredi kapasiteleri arzı
fısık arzını alabiliyorlar mı? Telafi edebiliyorlar mı? Evet, evet hocam, ediyorlar. Yani talep çok fazla. Peki sizce sadece bu hizmet yeterli mi? Yani tarım kredi sadece fıstığını alsın çiftçinin, çekilsin. Ne bileyim, girdisini daha ucuza sağlamak ya da aldığı fıstığı çok daha pahalıya satarak çiftçinin gelirini arttırmak, onları daha önceden sözleşme yaparak yol ve yöntem göstermek gibi şeyleri de yapsa daha iyi olmaz mı oradaki tarım kredi? Ve bunları bu kadarcık yapıyorsun, daha da fazla yapabilirsiniz diye yol gösterseniz nasıl olur? Yani diğer bölgelerde varsa kooperatifle ilgili onu alalım. Son 15 dakika ardından kapatacağım programı. Kooperatifle ilgili düşünceleriniz birer cümleyle en azından bölgenizden, her bölgeden alırsam sevinirim. Ardından da Tarder'le ilgili bilgi almak istiyorum. Oraya geçeyim istiyorum. Mutlu Hocam, var mı sizin bölgenizde kooperatif? Ya da kooperatif var. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi Birlik AŞ'nin kurmuş olduğu bir işletme tesisimiz var. Burada badem diyarı olduğundan dolayı 70 bin dekara ekili bir badem diyarımız var. Tarım Kredi Kooperatifi'nin korunması sayesinde badem fiyatının yüksek fiyata talep olduğu görüldü. Onun sayesinde Antep'te de onun fiyatını göz önünde bulundurup mecbur ihtiyacını karşılamak için ondan yüksek fiyat verip çiftçimizi memnun etmiştir. Bu da bizim kooperatifin çiftçiye vermiş olduğu güzel bir katkıdır. Hı hı. Evet. Özel şeyler yok. Özel kooperatifler bizde mevcut değil şu an. Esra Hanım? Bu konuda çok bir bilgim yok işleyiş hakkında. Hocamızın da dediği gibi hani girdi maliyeti ya da farkındalık oluşturma hakkında nasıl bir yol izleniliyor? Bu konuda fikrim olmadığı için. Tamamdır. Hocam sizin bölgede var mı? Evet, işaret hocam, hocam bizim bölgede de kooperatif yok. Sadece Tarım Kredi Kooperatifi var. Bu sene güzel bir gelişme yaşandı bizde. Tarım Kredi Kooperatifi sert buğday alımı yaptı. Sert buğday alımı yapınca otomatikmen piyasadaki buğdayımızın değeri yani 1700 civarındayken, fiyat olarak diyorum kilogram başına, evet, 1700 civarındayken otomatik 1800, 1850, 1900'lere kadar çıktı. Evet. Bunu da Tarım Kredi Kooperatifimize borçluyuz. Onun buğday alımıyla beraber hani çiftçiler oraya yönlendiği zaman buğday pazarı otomatikmen fiyatı arttırdı. Evet. Tabii bu sadece Tarım Kredi Kooperatifidir. Hani kooperatifleşmenin önemini buradan da anlıyoruz. Birlik ve kooperatiflerin kurulmasının önemini buradan anlıyoruz. Her bölgede 4 tane veya 5 tane olduğu zaman bu yani il bazında söylüyorum. İl bazında her bir ilimizde 5 kooperatif veya birlik olduğu zaman bu sıkıntıları ortadan kaldıracağı yönünde görüyorum. Yani şey olarak o izlenimler bu sene yaşandı. Bu gelişmeler bu sene yaşandı. Yani kooperatif müdahale adımı yaptığı andan itibaren tüccarda fiyat yükseliyor. Çünkü aynen öyle. Aynen öyle oldu. Evet, sadece üretici tüccara muhtaç değil, kooperatif aracılığıyla bu ürünü pazarladığında fiyatın dengeye gelmesi ve pazarını bulması çok önemli. Aynen. Güzel bir örnek. Güzel. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Tarım Derneği hakkında, Tarım Danışmanları Derneği hakkında kim bilgi vermek ister? Onunla ilgili 5'er dakika alalım ya da pardon 10 dakika 12 dakikamız var. Bir 2-3 dakika sizden alalım. Son 5 dakikayı ben Orhan hocama bırakmak istiyorum genel bir toparlama için. Tamam hocam. Buyurun. Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetler Derneği 2014 yılında kuruldu. Merkezi Ankara'dadır. 42 ilde temsilcilikleri bulunmaktadır. Tarımsal ve Danışmanlık Kuruluş amacı ve hedefi Türkiye'de ve dünyada tarımı yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Bu doğrultuda tarımsal hizmet kalitesini artırmaktı. Ayrıca bunu yaparken de derneğimize üye olan tarım danışmanlarımızın da mesleki, sosyal, ekonomik, kültürel açısından onları geliştirmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yardımcı olmak. Bunun dışında işletmeler üzerinde bayağı görevleri olmaktadır. Bu da işletmenin bilgi, teknik, yöntemler konusunda zamanında bilgiye ulaştırmak en büyük amacımız. Bunun dışında derneğimizin bizim tarım danışmanları açısından
hükümet, il, ilçe tarım komisyonlarında birer tarım danışmanlarımızın oraya katılıp ve yapılan çalışmalar tarım konusunda olsun, danışmanlar kursunda olsun bize söz sahibi olması, bizim de bunlara bir katkı sunmamızı, bir fırsat vermelerini istiyoruz. Ayrıca bu herkes kendi mesleğin sendika olsun, odalar olsun, birlikler olsun. Bu bizim için çok çok önemli. Tarder. Biz bunu inşallah şu an aktif ya da pasif olan bütün tarım danışmanlarımızı bu derneğimizin çatısı altında toplayıp birlik olup, beraberlik olup Türkiye'de varlığımızı hükümete, ilçe tarıma, il tarımlara, tarım politikasına ya da çiftçilerimize bir nebze olsun varlığımızı bu derneğimiz sayesinde hissettirmek. Temel amacımız o. Toplam kaç üye var Mustafa Bey? Şey mi? Derneğe mi? Derneğin toplamı kaç üyesi var? Şu an 2014'ten kuruldu ama 2020 yılında aktifleşti. Yönetim de değişti. Şu an Genel Başkanımız Mahmut Kaytan Bey. Şu an 42 ilde il temsilcisi seçildiğinden dolayı aşırı bir şey yok. Üyelik yok. Niye diyeceksiniz? Şu an tarım danışmanımız mağdur. İstenilen seviyede destekleme alamadığından dolayı belgesi varken çiftçiliği danışmanlık yapamıyor. Ondan dolayı şu an bir acaba ne olacak gibisinden bir hareket bizden bekliyorlar. Biz de onlara diyoruz ki siz olun, gelin beraber olalım, aynı çatı altında toplanalım, beraber mücadele edelim. Zaten bu akşam da bu konuda çiftçilerimize yapmış olduğumuz hizmet çalışmalarını dile getirip bizim var olduğumuzu seyircimize yansıtmaktı. Temel amacımız da danışmanlığın varlığını hissettirmek ve en kısa zamanda üye sayımızı tarım danışmanı hiç olmasa, %100'ü olmasa bile %50'si çatımızın altına girse bile bizi bu şekilde şereflendir, mutlu eder. Tahminime göre şu an 42 ilde temsilcilik olduğundan dolayı ortalama şey yaparsa 200-250 civarında üyemiz bulunmaktadır. İnşallah yıl sonuna kadar diğer illerimizde temsilci bulundurup üye sayımızı arttıracağız. Var mı katkı koymak isteyen? Ben şunu eklemek istiyorum. Şanlıurfa İl Temsilciliği olarak zaten son bir aydır bu görevi üstlendim. Ve bu süre zarfında şu ana kadar bir ay içerisinde 60 üyeye sahibiz. Ve bu bir ay içerisinde bir yönetim olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirdik ve 2 projede paydaş olduk. Bu projelerden biri, onlardan bahsedeyim. Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz olarak iklime dirençli tarım ağı projesi, Doğa Koruma Merkezi ve Avrupa Birliği Tüketici Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle ve bu proje 3 yıllık bir proje. Ayrıca da diğer bir projede tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi projesi. Hedef kitle kadınlar, ayrıca öğrenciler, çiftçiler. Ağustos ayı itibariyle de Bozova Çarmelik Müzesi'nde arıcılık üzerine ilk eğitim senenin her bir ayında bir eğitim şeklinde düzenlenecek ve ilk eğitimimiz Bozova Çarmelik Tarım Müzesi'nde arıcılık üzerinde başlatılacaktır. Tamamdır. Hocam, buyurun Burhan Bey. Bir cümle eklemek istiyorum. Ben de Mardin Tarder İl Temsilcisiyim. Son Esra Hanım gibi ben de yeniyim. Daha doğrusu tüm Tarder İl Temsilciliklerimiz hepsi son 2 aydır bize görev verildi. Tabii bu 2 aydan bu yana da tam COVID-19'un tam ortasına, tam merkezine düştü. Otomatikmen biz üyelerimize, daha doğrusu ziraat mühendisi arkadaşlarımıza birebir ziyaret etmek isterken onları birebir ziyaret edemiyoruz. Evet. Hani telefonla da ne kadar sağlıklı olur artık siz düşünün. Evet. Tarım danışmanları olarak Mardin'de 58 kişiyiz. 58 aktif tarım danışmanımız var il genelinde. 9 ilçemizde. 58 danışmanımızdan şu anda son bir aydır bu zorlu şartlarda 18 üyemizi kaydettik. Evet. Tabii hedefimiz sadece 18 değil veya 58 değil. O ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni ve tüm meslektaşlarımızı bir çatı adı altında toplamak. Yani temel görevimiz sadece Tarder'e tarımsal danışmanlık yapan arkadaşlarımızı, birliğimize tarımsal danışmanlık yapan arkadaşlarımızı sadece Tarder'e üye etmek değil, tüm arkadaşları kucaklamak ve bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz.
Var mı Yasemin Hocam katkınız? Ben de Burhan Hocam gibi düşünüyorum. Mesleki konumuzun TADER vasıtasıyla daha iyi bir yerlere gelmesini diliyorum. Hepimizin aynı çatı altında toplanarak yani bir şeyleri daha güçlü bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. Sağ olun. Hocam en son sözü size bırakacağım. Varsa İsmail abinin katkısı alayım. Var zamanımız nasıl olsa. Evet tamamdır. Erhan Bey var mı bir şey? Evet. Ben yalnız burada şöyle bir hocam da tabii ki katkı koyacak ama bir es vermek istiyorum. Ben çünkü ziraat mühendisiyim ve mesleğimi çok seviyorum. Aynı zamanda çiftçiyim. Tarım danışmanıyım. Eğitimlerini aldım çok hocalarımdan. Ne mutlu bana. Ama biz o zaman ziraat mühendisleri odasında yaptık bu eğitimlerin birçoğunu. Mühendisler odamıza da sahip çıkması, size de sahip çıkması odanın, sizin de odaya sahip çıkıyor olmanız anlamında buradan belirtmek isterim. Benim görevim bu. Çünkü bu mesleğin kutsallığını, mesleğin devamlılığını sağlayacak olan yerlerden bir tanesi Ziraat Mühendisleri Odası'dır. Oda çatısı altında da tabii ki danışmanlık derneği, örgütlü yapı her zaman önemli. Çünkü örgütlülük bir toplumun bir adım öteye gitmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi. Hocam bunu söyleyecektir mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü nasıl biz çiftçileri örgütleyeceksek önce mühendisler olarak, önce tarım danışmanları olarak bir araya gelip örgütlü olmak ve o örgütün içerisinde haklarımızı savunmak, kendi haklarımızı savunmak, üreticilerin haklarını savunmak, toplumun haklarını savunuyor olmak çok önemli. Böylelikle ancak sesimizi duyurabiliriz. Yan yana durduğumuzda her zaman daha güçlü olacağız diye düşünüyorum. Buyurun hocam, sizden tarım danışmanlığı ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Sonrasında da programı kapatacağım. Buyurun. Evet, tabii özel konuları konuşuyoruz. Yani Türkiye için belki çok fazla öne çıkmayan, ancak belki mali konularla ilişkili olarak öne çıkmaya çalışan bir meslek grubu gibi algılanabilir. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlara bakınca ama tam da aslında bugün konuşulması gereken konular bunlar. Örgütlülük şüphesiz her sektör için, her meslek grubu için olmazsa olmaz. Ve çeşitlilik de burada önemli çünkü farklı bakış açıları zenginleştiriyor. O bakımdan biz tabii süreci başlattığımızda özellikle 2010 başladıktan hemen sonra şöyle bir tablo vardı. Tablo şuydu esasen, şöyle yapayım. Burada danışmanlıkla ilgili yaşanan ya da yaşanması beklenen sorunlar neler diye sormuştuk. Ve daha çok çiftçiden kaynaklanacak sorunları ifade etmişti katılımcılar. Yani bu Türkiye genel için ve GAP bölgesi de var bunun içerisinde. Ve bunun içerisinde ilginç olan mesela üreticilerin yeniliklere açık olması konusu var. Öneminin kavranmamış olması var. Bugün önemi kavrandı, bu çok önemli. Onun ötesinde danışmanın kendisiyle ilişkili konular var. Sonrasında yönetmelik konusu var ve diğer sektör sorunları var. Dolayısıyla bu veriler bizim için aslında bir yol haritası çiziyor. Peki 2010'lu yılların yani başında, yani bundan 8-10 yıl önce durum nasıldı? Nasıl bakıyordu danışman arkadaşlarımız geleceğe? %69 oranında iyi ve çok iyi bakıyordu. Yani geleceğe parlak görüyordu. Aslında belki bunu şimdi bir kez daha yenilemek lazım. Ve evet. O zaman geleceği nasıl algıladıklarını da arkadaşlarımızı somutlaştırmak lazım. Bu veriler bizi esasen başlangıçtaki bulunduğumuz noktayı bize iyi anlatıyor. Dolayısıyla tarım danışmanlığının Türkiye'deki serüveni esas itibariyle tamamlanmış değil. Yeni bir dinamizm kazanmak üzere de aslında bekliyor. Yani bir potansiyel var. Bu potansiyel belirli ölçüde kullanıldı. Ama sürekli içerisine giren farklı bakış açılarına sahip, farklı yeteneklere sahip, farklı bilgi birikimine sahip arkadaşlarımızın, tarım danışmanlarının o potanın içerisine girmesiyle birlikte esasen hazne dar geliyor ve aslında bir şeyin patlaması gibi patlayacak diye ümit ediyorum. Ama burada belirttiğim gibi yani bu sektörün üzerinde söz sahibi olan kurumlar, kuruluşlar, unsurlar mutlaka olayı çok yönlü ele almak zorundalar ve bugünkü yaşamış olduğumuz kriz döneminin de anahtarlarından birisi olarak, en önemli anahtarlarından birisi olarak tarım danışmanlığını merkeze oturtmaları gerekiyor.
konuşmamın başında bahsetmiştim. Yani üreticiyi merkeze alan, kendi hayatını ve iş ve ekonomik kaygılarını ikinci plana iten bir başka meslek grubunu bulmanız son derece zor. Bu bizim biraz da değil aslında, bizim ülkemizin insanlığın özellikleriyle ilişkili. Yani vatanına, milletine bağlı efendim ve süreci kendisinin de aslında çıkarlarını ikinci plana atan, feragatla yürüten bir düşünceden bahsediyoruz. O zaman bunu bizim mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili başka örnekler de var. Mesela Türkiye'de hayvancılık politikalarından falan bahsediyoruz ama konar göçer diye ifade edilen, aslında bir yaşam biçimi olan yörük kültüründeki insanlar da sürece ne yapamıyoruz? Dahil edemiyoruz. Bununla ilgili de bir yazı yazacağım inşallah önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla biz bu potansiyeli kullanmak mecburiyetindeyiz ve tarım danışmanlığı sistemi son 14-16 yıl içerisinde hakikaten Türkiye'de belirli bir noktaya geldi. Özellikle TARGER değil mi? Bizim derneğimizin adı da. Dolayısıyla derneğin ortaya koymuş olduğu bu inisiyatif çok önemli. 42 ilde örgütlenmek, teşkilatlanmak ciddi bir iş. Buradaki arkadaşların hepsinin beklentileri var ama bunların hepsi de doğal olarak bir burayı basamak da olarak görevi olabilirler. Yani bu pragmatik bir yaklaşım esas itibariyle. Yani her ne kadar evet bir takım kaygıları göz ardı ederek çalışmaya devam ediyoruz ama kişi de kendisini geliştirmek istiyor, bir üst lige geçmek istiyor. O üst ligi bizim şimdiden oluşturmamız gerekiyor ve bu üst lig aslında o kuruluşların kendi içerisinde oluşturacakları ortamlarla sağlanmalı. Yani ben yetişmiş elemanımı niçin kaybedeyim? Ben o yazıyı kalem alırken özel sektördeki efendim işte nitelikli, yetenekli, birikimli, ziraat mühendisi, veteriner hekimli, diğer tarım ilgili su ürünleri vesaire grubundaki arkadaşların da sürece dahil edilmesi gerektiğini yazarken bunu düşünerek yaptım. Yani hakikaten alan deneyimi olan da olmayan arasında olağanüstü fark var. Ben özellikle bu bahsetmiş olduğum eğitim sürecinde 1000 kadar arkadaşımızla evet eğitim yaptık ama en azından 150-200 kişiyle de görüşmeler yaptık. Onu da bir kitap haline getireceğim önümüzdeki günlerde inşallah. Ve kitapta şey var, özel sektörün Türk tarımına katkıları. Şimdi orada örnek olaylar var, belki hatırlayacaksınız. Yani işte Aydın'da yaşanmış bir olay var, Diyarbakır'da yaşanmış bir olay var, Denizli'de yaşanmış bir olay var. Burada aslında yani tarımımızın gizli kahramanları var. Evet. Kamu için zaten onu biz onayladık, yani orada hiçbir sorun yok ama özelde olup da bu sürecin hakikaten hikayeye konu olan insanlar, aktörler var. Bizim bunları öne çıkarmamız lazım. Bunu bir meslek grubu haline dönüştürmemiz gerekiyor. O örnek yayıncı, örnek danışmanı koyarken görsele önlüyor falan olan işte. Biz onları da tartıştık. Yani dedik ki nasıl olacak? Görüntüsü nasıl olacak? Çiftçiyle el sıkışması nasıl olacak? Selamlaşması nasıl olacak? Aracı nasıl olacak? İçerisinde hangi kitleler bulunacak? Bunların hepsini bizim formüle etmemiz lazım. Yani bir ilaç tanıtımcısı, tıbbi alanda söylüyorum. Yani reprezentantlar, örneğin bizim meslek grubumuzdan arkadaşlarımız da orada çalışıyorlar. Onların bir yürüyüş biçimi var. Çantayla, efendim işte ahenkle hareketleri var. Şimdi evet, bizim tarım danışmanı dediğimizde de bunu ortaya koymamız lazım. Yani tarım danışmanlığının bugün, yani diğer meslek gruplarıyla karşılaştığımızda mali müşavirlerle kıyaslayabilirsiniz. Ya da hukukçularla kıyaslayabilirsiniz. Çünkü biz ne yapıyoruz burada? Ya da tıp sektöründe çalışan doktorlarla kıyaslayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü ne yapıyoruz? Aynı şeyi yapıyoruz. Yani hizmet satıyoruz. Hizmet sektöründeyiz biz. Ürün üretip ürün satmıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş çok önemli, çok değerli. Özellikle ülkemiz için ve çevremizdeki insanlar için, insanlık için biz sağlıklı gıda üretmek yönünde, üreticinin üretmesi yönünde bir neferiz. Dolayısıyla hani Tarım Bakanımız da zaman zaman çıkıyor işte milli seferberlik ilan ediyoruz ya da işte diğer alanlarda bazı konularda geçiyor bu. Bu bir aslında gönüllü katkı. Bir sağlıklı ürün üretmediğimiz takdirde sağlıklı bir toplum oluşturamayız. Sağlıklı toplum oluşturmak için de efendim tıbbi müdahaleden önce, belki koruyucu hekimlik onun öncesinde, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri, gıda mühendisleri geliyor. Dolayısıyla bizim bunu bütünsel içerisinde ele almamız ve doğru konumlandırmamız gerekiyor. Doğru konumlandırdığımızda ve süreci iyi tanımladığımızda ve insanların bunu anlaması için doğru yöntemleri, iletişim yöntemlerini kullandığımızda, ikna metotlarını kullandığımızda
yeni yönetmelikler, yeni kararlar, yeni uygulamalar çıkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreç bu meslek grubunun, yani bizim içimizden çıkan bu meslek grubunun hak ettiği yere gelmesine katkıda bulunur. Ve derneğimiz son derece değerli. Tabii TAGYAT içinde söylüyorum aynı şeyi. Doğru. Türkiye için öncü bir liderlik gösteriyor şu anda. Ulusal, uluslararası düzeyde yaptığımız faaliyetlerini takip ediyorum. İşte bunları entegre etmemiz gerekiyor. Yani 2+2 eşittir. Ben bazen öyle derdim. Bir toplantıya davet ettiklerinde 2+2 eşittir, 5'se gelirim derdim. Yani bunu yapacaksak gelirim. Yoksa bizim zaten beklentimiz yok. Biz gidiyoruz, selamlıyoruz, konuşuyoruz. O bakımdan bu birlikteliklerin artırılması gerekiyor ve birbirini tamamlayarak o büyük resmin oluşturulmasına katkıda bulunacak şekilde hem kamunun, hem özelin, hem sivil toplumun, efendim hiç kimse böyle uzakta durmayarak, yukarıdan bakmayarak, aynı göz sahasından süreci takip ederek yumağımızı büyütmemiz gerekiyor. Ürünümüzü, hizmetimizi tanınır hale getirmemiz gerekiyor. Markalaşmamız gerekiyor. Yani marka tarımda en zor başarılan işlerden bir tanesidir. Önümüzdeki günlerde de yöresel ürünün markalaşması konusunu tartışacağız. Tarım danışmanlığını markalaştırmak diye bir kavramı konuşmamız gerekiyor. O üniformadan falan bahsederken onu söylüyorum. Yani biz şurada belki bir tane şey yazacak. Logosu olacak. Evet, bu gelen kişi tarım danışmanı diyecek. Değil mi? Evet. Tarım danışmanıdır. Yani tıp hekiminde nasıl burada titri yazıyorsa efendim, tarım danışmanlığı da burada yazacak. Ya da bir assubayda bir efendim işte generalde yazıyorsa isim soy ismi ve onun bir tanınırlığı ve karşı tarafa verdiği güven varsa o güveni bizim tarım danışmanlığı da elde etmek üzere çalışmamız gerekiyor. Bu aslında ülke açısından da çok önemli bir çalışma olacak. Yeni bir meslek grubu. Ülke tarımını bir adım öteye taşımak adına, belki tarımsal ürünlerimizi, ihracatı, kaliteli ürün üretmek adına çok önemli bir adım. Mutlaka başaracaksınız, bundan eminim. Hocamın da çok fazla emeğiyle, katkısıyla, biz de elimizden gelen katkıyı koymak koşuluyla böyle bir yöne evrilmesini ve bakanlığın destek olduğu kadar sivil toplum örgütlerinin de, meslek odalarının da, bunu özellikle çiftçi meslek odaları adına söylüyorum, bir araya gelip bu işi sahiplenmesini diliyorum. Tüm arkadaşlarımıza zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen dostlara burada çok güzel mesajlar var. O mesajları da ayrı ayrı hep her biri için teşekkürler. Bir yandan okuyup bir yandan yayın yapmam mümkün olmadığı için hepsini tek tek okuyamıyorum. Bir cümle. Evet. Buyur abi. Bir cümle. Yaşasın TAGYAT TARDER İşbirliği. Sağ ol. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.